7 Days'le 2023 NBA finallerine hoş geldiniz. Sinan merhaba, hoş geldin sen de. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın öncelikle? İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de, çok mersi. Final heyecanı başladı NBA'de. Merakla beklenen tabii Miami Heat Denver Nuggets finaliyle karşı karşıyayız. Kazanan ilk maçta Denver Nuggets oldu. 104-93'lük skorla. Öncelikle nasıl bir maç oldu senin adına? Beklediğin gibi bir karşılaşmayı mıydı? Böyle başlayalım. Özünde yani herkesin de belki de beklediği sonuçtu. Denver 7 maç oynayan bir Miami'yi evinde ağırladı. Hem 7 maçın yorgunluğu hem baktığında Miami deniz kenarında, Denver 1600 metre yukarıda. Adapte olması çok kolay değil. Şimdi onu soracaktım ya, adaptasyon süreci. İzledim bilmiyorum, pankart vardı. Maçın başında bir pankart açtılar. Hı hı. Pankartta da hani oksijen az şeyini verdi. Orada bile hani Denver bunu vurguladı. Belki de Denver yani NBA'deki en zor deplasman olabilir bu noktada. Çünkü hepsinden yukarıda ve zamanında Allen Iverson orada oynadığı zamana dair şeylerle beraber anlatıyordu. Yani o mesafenin farklılığı, hele deniz kenarından geliyorsan bir anda rutubetli bir ortamdan başka temiz bir oksijene geliyorsun. Adapte olması kolay değil. Hı hı. Diğer tarafında da işte dinlenmiş ve yorgun iki takımın oynadığı bir noktada da şaşırtan bir sonuç olmadı. Ama seri bu kadar kolay gitmeyecektir diye düşünüyorum bir tarafından. Onu da soracağım. Hani nasıl sonuçlanır geleceğiz. Başta en sona bırakalım onu. Çünkü birçok otorite farklı şeyler de söylüyor. Hemen silip süpürür de diyor Nuggets. Bir yandan hani Miami evinde kazanmayacak falan soruları da var. Oraya geleceğiz. Oraya gelmeden şuna da belki örneklendirmek gerekiyor. Hani izleyicilerimize aktarmak adına. Hani biz İstanbul'dan Ankara'ya gittiğimizde bile bu farklılığı yaşıyoruz. Hani orada bile rakım yüksek olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Orada daha da farklı bir... Daha da net farklılık oluyor. Yani biz Ankara'ya bir saatte uçuyoruz bir noktada baktığında. Miami-Denver arası uçak ne olursa olsun en azından bir 3 saati var. Her türlü şekliyle zor. Belki de NBA'yi keyifli yapan ama aynı zamanda oyuncular için zorlaştıran tarafı da o yolculukla beraber maça hızlı adapte olma ihtiyacı. 3 gün önce oynadılar Doğu finalini. Ondan sonra gelip buraya gelmeleri çok da kolay değil. Ki hani finalin isminin ne olacağı bile son anda belli oldu. Dediğim gibi nerede oynanacağı. O da tabii bir farklılıktı. 104-93 bitti dedik. Hemen bir maçın oyuncusunu sorayım sana. Senin adına kim oldu? Ya maçın oyuncusu ve bence playoff'ların oyuncusu zaten Jokic. Kuşkusuz değil mi? Triple-double yaptı. Bugün triple-double yaptı ve playoff'lardaki 9. NBA tarihinde de en çok triple-double'ı zaten ulaştı. Ona en yakın kişi de 5 ile galiba Jason Kidd'di. Playoff'larda triple-double yapan. Jokic hem üreten hem kendi için üreten hem başkaları için ürettiren bir noktayı korumaya devam ediyor. Ve yani NBA'in zaten en domine oyuncusu şu anda. Onu da net bir şekilde gösteriyor. Ekrana yansıdı. 40 dakikada 27 sayı, 14 asist, 10 reboundluk bir performansı var ki ilk periyotta sadece 4 sayısı var. Periyot bitiminde bir basketi var. Onun öncesinde de far çizgisinin gerisinden 2 servis atışı. Top atmadan ilk periyodu bitiriyor. Aynen ama inanılmaz asist yaptı ilk periyotta. Tabii orada aslında belki sana maçın kırılma anını soracağım ama hani maçın başında kopmuş bir mücadeleden bahsediyoruz. Dönem dönem Miami yakaladı ama Denver izin vermedi çok da. Ya Denver'ın ve Jokic'in en büyük avantajı oyunu okuyarak çok iyi oynuyorlar. Her pozisyonun içerisinde bekledikleri ve savunmanın yaptığı hataya göre bir karar verme mekanizmaları var ve her oyuncu nereye gideceğini ve Jokic topu aldığında ne yapacağını biliyor. Hatta belli noktalarda harekete Jokic topu daha alırken, top havadayken başlıyorlar ki topu aldığında herkesten büyük olan Jokic bir karar versin ve bir yere yönlendirsin topu. Baktığında yaklaşık 1,5 haftalık bir boş zamandan geliyorlar. Evet. Maç oynayacaklar. Maça alışma sürecini aslında Jokic şeklinde geçirdi. Ben okuyayım, etrafımdakiler neler yapıyor görelim. Ondan sonra ben domine etmem gereken yerlerde kendim bireysel ne yaparımı toparlarım. İlk yarıda 10 sayı 10 asisti var. Özünde bir de şey de çok enteresan. Yani bütün maç boyunca %20 üçlükle oynuyor Denver ve aslında en iyi şütörleri, en kritik şütörleri olan Porter sadece 2 üçlük sokuyor maç boyunca. Ama tabii ki de kontrol hep ellerinde. Tabii aslında uzun da bir ara vardı. Şimdi Miami arasız geldi. Avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Denver ara bıraktı yani. Ara verdi ama hiç ara vermemiş gibi bir basketbolla sahaya döndüler. Bununla beraber Denver Nuggets kulüp tarihinde ilk kez finalde. Evet. Tamam yıllardır beraber olan bir takım var ama sanki hiç de öyle değilmiş, yılların gediklisiymiş gibi. Yani oraların gediklisi bir takımmışçasına oynadılar. Yani özünde... Karşısında çok özür dilerim, belki de böyle bağlamak lazım. Yoksa Miami'nin mi hücum performansının yetersizliği miydi biraz da Denver'ın bu kadar üstün olmasındaki sebebi? Yani NBA finalleri herhangi bir şekilde seri zaten tek maçla yorumlanabilecek bir noktada değil. Hepsi satranç hareketi gibi. Bir tarafından 3-4 senedir kurulan ve büyüyen bir takım var. Genç, bir arada oynamayı öğrenen ve aslında point guard kafasıyla çalışan NBA'nin en uzun oyuncularından birinin yönettiği bir ortam var. Öbür tarafta da şimdi Erik Spoelstra ve Miami ve Petrali'nin yarattığı dünyayı konuşacak olursak 16 senede 9. finalleri. O kültürün içerisinde de çok değişkenli, yeri geldi süper takımın olduğu, yeri geldi daha ufak takımların olduğu bir dünya var ve bugün baktığında Jimmy Butler'ın etrafında kurulmuş bir takım var. Ne olursa olsun, düşüş var performansında. Çok da inatçı bir takım var. Performans düşüklüğü çok normal. Oynadıkları Boston serisinde hep öne çıkardıkları şey fiziksel ve enerjinin yüksek olması gereken bir süreç. Onu haliyle ilk maçta bir anda dinlenmiş bir takıma karşı yönetebiliyor olmak çok kolay değil. Onu yavaş yavaş oturtacaklar. Miami'ye döndüklerine belki bazı şeyleri daha iyi yapacaklar. Ama aradaki en büyük fark okuyarak reaksiyon veren bir Denver'a karşı çapraz eşleşmede çözüm üretmeye çalışan bir Miami. Ve Miami'de de bugün en azından işte Bam Adebayo ön plana çıktı. Jimmy Butler istediği skoru tam olarak bulamadı. Ama eninde sonunda bir şeyler çözülmeye başlayacak. Daha yüzdeli atmaya başlayacaklar. Jimmy Butler'ın en büyük sorunu şu an kendine karşı büyük bir oyuncuyla hücum etmeye çalışıyor. Aaron Gordon'un hep karşısında. Hem topu almayı zorlaştırıyor onun için hem ikili eşleşme ve farklılık yaratmalarına gerek kalmadan karşı karşıya kalıyorlar. Özünde yanlış değilsem de Denver oynadığı takım olarak da büyük bir takım. Sadece Jokic'in büyüklüğü değil. O da çok büyük fark yaratıyor. Kilit eşleşmeyi sorayım o zaman hazır. Jokic'ten, Adebayo'dan da bahsetmişken. Yani ilk maçın kiliti kesinlikle Jokic ve Adebayo. Peki bu serinin kilidi olur mu? Yoksa orada Jimmy Butler'ın da böyle devreye girip belki Aaron Gordon'da yani herhangi gibi başka bir isim de yine Denver'dan ortaya çıkar mı? Yani şimdi problem tabii. Yani Jokic ile Adebayo hep karşılıklılar ve Adebayo'nun eline çok iş düşüyor. Maçın belli noktalarında da sen de görmüşsündür. Eninde sonunda Miami zonla karışık bir adım oynuyor. Durmadan değişmek zorunda kalıyor ve Adebayo aslında sahanın dışında kalıyor. Murray'nin peşinde, Porter'ın peşinde koşmaya başladığında. O zaman Jokic iyice yalnız kalıyor. Arkasında Jimmy Butler veya başka bir kısa olduğunda. O hikayeyi yönetmesi lazım Miami'nin. Ama dünün öne çıkanları Jokic ve Adebayo. Ama serinin içerisinde Murray'i de Butler'ı da çok daha fazla iki tarafta da etkin göreceğimize eminim. Normalde bana sorsanız bu eşleşmede kim olur diye iki öne çıkan eşleşme Jokic, Adebayo ve Murray ve Butler olurdu. Onu devam ediyor olacağız. Ama dediğim gibi Denver'ın bir avantajı Denver, Gordon'u Butler'ın üzerine saldığı noktada hem fiziken hem belki biraz da zihinsel olarak yoracaktır Butler'ı. Devamında da Jokic'in dağıtım kapasitesi etrafındaki diğer oyuncuları çok rahatlatacak. Peki maçın hareketini sorayım. Sence bu maçta öyle öne çıkan spesifik bir hareket var mı? Yani demin içeride de konuşuyorduk. Aslına bakarsan Denver spektaküler oynamıyor. Ve aslında yani maçın hareketini arayacağımız noktalarda sıkıcı bir basketbol oynuyor. Ama bu pozisyon özellikle hem molaya itiyor hem 7 dakika kala maç farkı 16'ya çıkıyor. Ve Miami tam dışarıdan buldukları şutlarla maçı 9 sayıya kadar indirmiş. Tabii burada 14'e çıkıyor ama pozisyonun başında Murray topu çalıyor ve hücum başlarken tekrardan bir paylaşım ortamı yaratıyorlar. O yüzden sanki böyle ilk maçın böyle artık ulaşılmaz olduğunu gösteren pozisyon belki bu. Kırılma anı, maçın hareketi, hepsini birlikte değerlendirebiliriz. Aynen. Bu noktada. Bir de baktığımızda belki bu da değerlendirilmesi gereken bir şey. Az önce sen de söyledin. Dışarıdan buldukları şutlarla dedin Miami için. Evet, içeri baktığında istatistik kağıdında içeriden de sayı bulabiliyor. Ama iki faal atışı kullanarak sahadan ayrılıyor Miami. Yani oradaki o teması hiç yakalayamadı Miami Heat. Bunu neye bağlamak lazım? Miami'nin oyuna mı bağlarsın? Yoksa bu maçın özeline mi bağlarsın? Hücum çeşitliliğinin azlığına mı bağlarsın? Senle benim gençliğimizde oynadığımız oyunla bugünkü oyun arasında çok büyük fark var ve oyunun momentumunu yaptığın sertlikle belirleyebiliyor. Belli bir noktada Denver'ın ortaya koyduğu sertlik aslında faul çizgisinden uzaklaştıran bir halde yarattı. Ve fiziken büyük olmaları o o akıcı ikinci, üçüncü pozisyonları yaratmakta çok zorlandırıyor. İki tane, bir istatistiği kendin söyledin. İki foul attılar dünkü maçta. Bir de pozisyon başına 93 pozisyon başına 93 sayı bulmuş Miami. Sezonun yanlış değilsem en düşüğü ve Miami için çok zor bir şey. O verimliliği arttırması gerekiyor. Ne yaparsın, ne kadar yüzdeli oynarsa oynasın. Onu bir şekilde çözecekler. Onun üzerine gideceklerine eminim. Diğer tarafında Miami baskıyla ve farklı eşleşmeleri zonumsu bir savunmayla gösteren bir takım. Boston'a karşı bu çok iyi çalıştı. Ama yani Denver buna uygun mu? Topu foul çizgisinin üzerinde Jokic'le buluşturduğu anda bütün sahaya görüyor. Onu bu tarz bir savunmayla çözmek çok daha zor olacaktır. Evet, farklı alternatifler üretmek durumunda kalacaktır. Tabii burada Denver Nuggets, sen de söyledin, müthiş bir seriyle geldi. Bunun karşılığında Miami Heat işte seride öne geçti. Ardından Boston yakaladı. Sonra son maçta 7 maçlık seride buraya geldi. Tabii bakalım nasıl bir ikinci maç olacak. Senin hani hem ikinci maçla ilgili yorumlarını alayım, hem de ikinci maçı nasıl bir oyunla kim kazanır diyeyim. Ve tabii sonrasında da bu seri nasıl biter? 4-0'da bitebilir. Bir galibiyet, iki galibiyet Miami kopartabilir mi? Serinin elbette ki favorisi gözüken o ki Denver. Denver'ın üstün basketbol oynadığı kesin. Fiziksel olarak daha avantajlı olduğu kesin. Dünkü maçın bir istatistiği daha, Denver 8 oyuncuyla oynuyor. Miami'de sadece bir oyuncu sahaya girmiyor. O rotasyon yorgunluğu Denver'ı etkiler mi? Bir soru işareti olarak koyabilirim oraya. Ama onun dışında ben 4-0 bitmesine karşı olurum. NBA finalleri 4-0 bitmemeli. Ama 5 ya da 6 maçta Denver kazanır gibi gözüküyor. Peki bu yani bir sonraki maç için? İkinci maçı, yani bu gidişatta Denver'ın kazanacağını düşünüyorum. Miami'de neler olacağını düşünmek, biraz daha Miami adına neler olabileceğini görmek önemli olacaktır. Ama ikinci maçı da Denver kazanır. Ev sahibi olması aynı zamanda herhalde bir avantaj. Hemen ikinci maç pazar günü. Hemen ertesinde biz yine pazartesi günü yayında olacağız. Değerlendirmelerimiz olacak. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.